Evet, oyma işlemi bittikten sonra şimdi baskı işlemine geçeceğiz. Şimdi baskı işlemine geçmeden önce öncelikle bu oyma işlemi yaptığınız ortamı çok iyi bir şekilde temizlemeniz gerekiyor. Çünkü buradaki oymuş olduğumuz o linör parçaları baskı esnasında boyaya karışıp ondan sonra çalışmaya gelebiliyor. O nedenle hem linolin üzerine hem de çalışacağımız ortamı iyi bir şekilde temizlememiz gerekiyor. Boya için su bazlı linol boyası kullanacağız. Merdane olarak da bu merdaneyi kullanacağım. Şimdi boyama işlemine geçmeden önce öncelikle boyayı kıracağımız sert bir yüzey gerekiyor. Bunun için de ben cam kullanacağım. Fakat eğer cam yoksa elinizde kalın bir asitat üzerine ya da direkt masanın üzerinde de boyayı karabilirsiniz. Çünkü su bazlı olduğu için herhangi bir şekilde yüzeye zarar vermeyecektir. Şu an için burada cam kullanacağım. Belli bir miktar buraya alıyorum. Boyu ezmenize gerek yok. Ama bazen boyu toplamak için belki spatül kullanabilirsiniz. Onu şimdilik şurada tutalım. Şu an için kullanmaya gerek yok. Evet, şimdi boyu yavaş yavaş. Bakın, birden boyun üzerine merdaneyi koymayın. Çok az bir şekilde, yavaş bir şekilde alıp boyayı iyice yedirin merdanenin üzerine. Boya bitince oradan boya tekrar almaya çalışın. Bakın, merdanenin tamamına iyi bir şekilde boya yayıldı. Şimdi plakamızın üzerine artık boyayı verebiliriz. İlk verdiğimiz zaman boya çok iyi bir şekilde almayacaktır. Yani koyulaşmayacak yüzey. Fakat zamanla bu yüzeyi komple koyu bir şekilde yapmış olacağız. Bakın, sadece böyle değil. Bu şekilde de yapıp boyanın tamamının merdanenin üzerine yayılmasını sağlıyoruz. Çok yoğun bir şekilde merdaneye boya almayın. Boyayı yavaş yavaş yüzeye yedirin. Çünkü bir anda alırsanız ayrıntıların olduğu kısımlarda boya gelecektir. Dolayısıyla o kısımlarda boya ile dolacağı için çok fazla ayrıntı olmayacak çalışmada. Evet, yavaş bir şekilde şöyle parmağınızı bir yerden destek alıp, tabii en sonunda parmağınızın olduğu yere de mutlaka boya vermeyi unutmayın. Dikkat ederseniz çok hızlı bir şekilde vermiyorum boyayı. Yavaş yavaş veriyorum. Sadece belli bir yönde değil, her yöne doğru boyanın çok iyi bir şekilde yayılmasını sağlıyorum. Bu şekilde tamamen
boya yüzeyde dağılması gerekiyor. Evet, tamamen boya şu an için vermiş olduk. Şimdi bundan sonra artık baskı aşamasına geçeceğiz. Baskı aşamasında tek renk yapacağımız için herhangi bir şekilde poza ayarı yapmamıza gerek yok. Bu zaten ilk deneme baskımız olacak. Ama elbette ki bunu da yerleştirirken mutlaka ortalamaya dikkat edin. Şöyle bakabilirsiniz, belki şuradan tam olarak ortaya gelecek şekilde bu şekilde yerleştirip daha sonra kağıdı kesinlikle oynatmayın. Hafifçe bastırın. Ondan sonra baskı işlemini bu şekilde geçeceğiz. Şimdi bunu elinizle bastırabilirsiniz. Bu şekilde. Bu bazen yeterli olmayabilir. O yüzden şöyle bir kaşık kullanırsanız daha iyi bir şekilde baskı işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Zaten şöyle basınç yapmış olduğunuz yerler kendini belli edecektir. Şöyle çevirelim tekrar. Kağıda zarar vermeden her tarafını bu şekilde bastırarak boyanın kağıda geçmesini sağlıyoruz. İlk baskının bir deneme baskısı olduğunu unutmayın. İyi çıkmayı bilir ilk baskı. Ondan sonraki baskılarda daha iyi sonuç elde edersiniz. Şimdi artık kaldırabiliriz. Evet. Sonuç bu şekilde çıkmış oldu. Çalışmayı tamamladıktan sonra hala üstünde düzeltmeniz gereken alanlar olursa elbette ki kalıp üzerinden yine oymanız gereken yerleri tekrar oyabilirsiniz. Birazcık tekniği anlamanız için yaptığım böyle hızlı bir çalışma bu. Bu şekilde bir sonuç elde etmiş olduk.